Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elimde çok güzel bir ip var arkadaşlar. Lanoso'nun altın pamuk ipi. Şöyle bakalım. Bu ipin renk numarası 921 çimen yeşili. Çok tatlı bir yeşil tonu var. Yumuşacık pamuk gibi bir ip. İsminden de belli pamuk gibi bir ip arkadaşlar. 100 gramı 280 metre. Bu ip Şöyle bir göstereyim. İpin dokusunu da ip e, harika arkadaşlar şöyle bakın bu ip bir e, birkaç tane kattan oluşuyor şöyle gördüğünüz gibi ama e, hiçbir şekilde bakın şöyle yapıyorum ayrılmıyor. Yani e, o kadar bükümü güzel ki yuva, e, gayet birbirine e, şey yapmış, birbirine kenetlenmiş gibi bir yapıya sahip. Bakın ip ip aslında 4-5 katlı bir ip ama e, örerken hiç takılma yapmıyor. Bakın şu şekilde ters yönde de çeviriyorum ve e, dokusu e, o kadar e, yumuşak ve güzel ki anlatamam yani. Bunu e, alıp e, örmek e, örerseniz daha iyi anlarsınız. Yumuşacık oluyor e, ördüğünüz örgülerde. E, tığım Tulip 4 milim yazan 7 yazıyor burada da silikon saplı sarı uçlu tığı kullanacağız bu çalışmamızda tığla bir çalışma arkadaşlar ve bu iple öreceğim. Şimdi hep beraber nasıl bir çalışma yapıyoruz? Beraberce onu yapalım. Şimdi arkadaşlar bu yelek ve hırkamız ee, şöyle bağlamalı bir model şuralardan bağlanarak e, ilerliyor ve e, güzel bir çalışma Arkadaşlar bunu e, şuradan başladım buradan başladım ve şöyle upuzun 150 tane zincir çekerek başlanıyor Şuradaki bir e, bağlamayı tam sonuna kadar yaptım Burası arka enseye gelecek şu şekilde olacak Burası e, omuz arkadaşlar ve burada kesimlerimiz var yakası için bu e, sol tarafa oluyor bundan sonrası e, arkaya e, arkayı ve e, öbür önü örerek bütün halde olacak isteyen yelek yapacak isteyen hırka yapacak koltuk altı kesimleri var Şurasında bu kadar e, ben modeli koymadım e, Şurada hafif böyle e, Bağlamaları olduğu için böyle hafif bir büzüyor, yani hafif oturuyor böyle, çok hafif arkadaşlar. Güzel bir çalışma. Bunu hep beraber inşallah birlikte yapacağız. Burası da arka enseye dönüyor, bütün halde bitiyor. Böyle bir çalışma arkadaşlar. Şimdi hemen hep beraber yapalım. Çalışmamızı şöyle göstereyim ben zincir çekerek başlıyoruz. Bu e, Selanik bir çalışma. E, çok güzel bir proje. Yelek ve hırka yapacağız arkadaşlar. E, i̇steyen yelek örecek, isteyen hırka örecek. Şimdi öncelikle e, tığla Selanik nasıl yapıyorum hemen ondan bahsedeyim. Sonra direkt e, bütün olarak beraber öreceğiz. Sadece şimdi e, modeli anlatacağım. E, devamında da e, beraber öreceğiz. Şimdi burada e, bir tane sıkı zincir çektikten sonra diğer zincirlerimizi oldukça gevşek çekiyoruz. Bakın buna dikkat edin. Eğer e, sıkı çekiyorsanız e, çok önünde kasma olur. Çünkü bu yapacağımız önden başlayacak, arkaya dolanacak, sonra öbür önü öreceğiz. Yani bütün bir şekilde örülecek. Bir önden sağ önden başlanıyor, arka ve en son sol önü yaparak bitireceğiz. E, kol çalışmasında da anlatacağım. İsteyen e, kolda yapacak veya hırka yapacak, isteyen yelek yapacak, isteyen hırka yapacak. Şimdi bakın, gevşek çekmemizin şeyi, çünkü bunu e, yan, e, yan olarak önden e, ördüğümüz için esneme payı yok olacak. Yoksa bu önünde e, kasma olur e, ve e, yukarıya kalkar. O yüzden şöyle bakın, eğer sıkı çekem sıkı çekiyorsanız bir numara büyük tığla çalışmanızı yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde şöyle gevşek gevşek çekiyoruz. Şimdi daha sonra tığımızı doluyoruz. İki tane zincirden sonra üçüncü zincirimize şöyle tek teline batıyoruz. Ve hepsini birden bir kere de çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bakın gevşekliğini görüyor musunuz zincirimin? Sonra hepsini birden bir kere de çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Batıp hemen yanındaki zincire batıp Şimdi hepsini birden bir kere de çekiyoruz. Kolay bir çalışma fakat şöyle diyeceğim. Bunun tam bel ortasında korsajlı gibi duracak bir model çalışması var. Bunu da tabii ki ben kendim tasarladım. Benim modelimi benim benim modelim arkadaşlar. Bunun şiş versiyonu var. Ben bunu tığa uyguladım ve bunu hiçbir yerde bulamazsınız bu çalışmayı. Şimdi e, biraz sonra beraberce o çalışmayı da yapacağız. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Bunu bir hemen buradan değil bir miktar yukarı kaldırarak hepsini bir çekin. Şöyle hemen buradan değil şöyle bir miktar yarım e, santim kadar kaldırarak hepsini birlikte çekerek yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum tığımı doluyorum şimdi iki tane zincir çektikten sonra geri dönüyoruz burada iki zincir çekip üçüncüde aynı böyle yalancı sık iğne deniyor buna veya tekli trabzan deniyor tığımıza dolayıp hepsini birden çekerek bütün zincirlerimize battık şimdi burada iki zincirle yukarı çıktım burada bakın en son şuraya iki zincirle çıktık ya buraya arkadaki tek teline batıyoruz ve yine aynı şekilde hepsini bir çekiyorum. Doluyorum. Şuradan bakın şu şekilde baktığımızda burada iki tane var. Arkadakine batarak hepsini bir çekiyoruz. Sadece arkadaki tele, tek tele batarak hepsini bir çekerek çalışmamızı yapacağız. Bütün hırka e, bu e, mantıkla ama modeli olacak tabii ki e, sadece bu şekilde değil. Tam bel ortasına gelecek yerde çok güzel bir model çalışması var. Dediğim gibi benim kendi tasarımım başka hiçbir yerde yok. E, bu o tığ şişle yapılan bir tasarımı ben e, tığa çevirdim ve e, tığla daha çabuk örülüyor biliyorsunuz şişle biraz örgüler uzun sürüyor. O yüzden tığla yapmayı tercih ettim. Bakın sonuna da geldiğimizde şöyle bakıyoruz. Şuradaki zincirimiz var. Zincirin önündeki şuraya batarak devam ediyoruz. Yine iki tane zincir çektim. Bakın şuradakine batıyoruz. Şuna batıyoruz ve böyle devam ediyoruz. Modelimiz e, şimdi e, birazdan e, modelimize direkt geçeceğiz. Göreceksiniz ki e, çok değişik ve güzel bir çalışma olacak. Bunun e, bu e, boyun boydan başlıyoruz. Yani bu sizi e, zincir çekeceksiniz hangi boyda yapmak istiyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz yani bu e, beden bilgisini de videolarda vereceğim e, o yüzden e, zinc, Şuradaki zinciri bedeninizin boyuna kadar yani omuzdan aşağıya kadar Hatta enseye de döneceği için ensede de 20 e, zincir fazla çekeceksiniz şimdi bakın bu şekilde geldik sonuna geldiğimizde şöyle bakıyoruz bakın Burada bir tane şöyle duruyor. Bunu da alıyoruz. Şuradaki zincirimizden hariç. Şunu da şu şekilde alıyoruz. Dönüyoruz. Orayı bir daha göstermek istiyorum. Şöyle gidelim hemen öbür tarafa. Bunu e, çok sıkı örmeyin arkadaşlar. E, yumuşak olmasını e, için. E, yani e, bunu e, ben bu iple e, bu 4 numaralı e, 4 milim e, tığla örüyorum biraz daha böyle güzel oluyor yumuşak yumuşak düşüyor tığınızın numarasını çok küçük tutmazsanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz bakın şuraya kadar geliyoruz şurada bakın arkada iki tane daha var buraya da batıyorum ve en son bakın şurada şöyle çevirdiğimde zaten gözüküyor buraya batıyorum buna da batarak bu şekilde devam ediyoruz Zincirimizden sonra 1, 2, üç dört yaptım. Bakın dört sıra yaptım. Şimdi e, modelimize hep beraber geçelim. Bunu e, kaç sıra yapacağınız şimdi de söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben 150 tane zincir çektim. Bu 150 zincir benim beden boyum. E, yani e, hırkamın veya yeleğimin hangi boyda olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz. Artı burada bakın. 20 tane e, zincir zincirimiz arka yakaya dönecek yani burası bizim ön patı oluyor veya ön bandı oluyor yelek veya hırkanın şu yaptığımız parça ön bandı oluyor e, ve e, buraya kadar bunu e, 20 centri, pardon e, 20 e, tanesi şöyle hemen ben mezuroyla da size şey yapayım 20 ilmek yaklaşık şöyleydi yaklaşık bir 9-10 santim arkada e, şey bırakacağız. E, arkaya dönüş. 9-10 santim de e, diğerinde olacak ve e, bu e, şey e, arka ense olacak. Yani şurada ben e, onu e, şimdi size şey yapınca anlatacağım. Toplamda boyu ne kadar olmuş <laughs> zincirimin hemen ondan bahsedeyim. Benim 150 tane zincirimin boyu 84 santim. 150 tane zincirimin boyu 84 santim olmuş. Benim yaklaşık olarak şöyle yaparsak arkaya da 9-10 santim olduğuna göre 74-75 santim hırkamın veya yeleğimin boyu olacak. Dediğim gibi bunu isteyen yelek yapacak, isteyen hırka yapacak. Çok güzel bir proje arkadaşlar. Şimdi sizde hangi boyda istiyorsanız şimdi burası bizim e, boyu yani bunun e, bedenimizle alakası yok. Burası hangi boyda istiyorsanız o kadar zincir çekiyorsunuz. Şimdi daha sonra e, az önce anlattığım gibi bunu bu şekilde e, örerek e, geliyoruz ve toplamda kaç sıra yapacağız? Şimdi zincir çektikten sonra 1 2 3 4 5 6. 6 sıra gidip gelip örüyoruz. 6 sıradan sonra şimdi modelimizi kuracağız. 6 sıranın e, sonunda model kuruyoruz e, ve modelimiz o şekilde de ilerliyor. Zaten görünce siz de e, çok çok beğeneceğinize eminim. Şimdi 6 sıranın sonunda 6. 1 2 3 4 5 6 ve 7. sıradayım. Şu anda ben 7. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane e, tekli trabzanımı yaptım. Yani yalancı sık iğnemi yaptım. Şimdi burada modelimizi kuracağız. Ama kafamız karışmasın diyerekten sizler için ben bir e, şey e, Şimdi bunu bir tane atlayıp şuraya takıyorum. Kürdanla daha kolay anlatacağımı düşündüğüm için kürdan şey yaptım. Bakın bir tane atlayıp Buraya koyuyorum, hatta şöyle yapayım düşmesin. 12 tane trabzanımı yaptım, tekli trabzanımı. Bir tane bakın batma yeri var, buraya bıraktım ve hemen yanına kürdanı taktım. Şurayı atlıyoruz, bunu atlayıp şuraya kürdanımı takıyorum. Buraya kürdanımı takıyorum. Yani buraya kürdan olmaz, e, şey e, de olabilir, e, iğne de olabilir. İstediğinizde şey yapabilirsiniz. Bakın buraya taktım. Burada bir tane atladım. Şimdi tığımı doladım. Bunun hemen izasına bakıyorum. Şurası bir ta bir izasına daha bakıyorum. Burası tam buraya kadar bakın. Şöyle buraya dikkat edin. Şu atladığımız e, trabzanın tepesinden buraya değil tam bir aşağıya tam şuraya kadar iniyoruz. Ama şuradan bakın tam şuradan şuradan da değil tam buradan Buraya batıyorum. Şimdi zaten birkaç defa anlatacağım. Buraya batıyorum ve bunu buradan alıyorum ilmeğimi. Ve bunu yukarıya kadar şey yapıyorum ama bunu sıkıyorum. Daha sonra hepsini birden çekiyorum. Şimdi kürdanı koymamın sebebi o bir taneyi atlayıp bunu yaptık ya. Sayımız artıyor. Eğer Kürdan veya bir şey koymazsanız buraya mı batacağım, buraya mı batacağım şaşırmamak için. Şimdi kürdanımı çıkartıyorum. Ve buraya bakın. Aynı şeydeki gibi 12 tane öreceğim. Kürdanı koyduğum yerden itibaren. Şöyle. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane yapıyorum. İlk başta 12 tane yapmıştık şurada. Burada 13 tane yapıyorum arkadaşlar. 13 tane yapıyorum. tekli trabzanımı yaptım. Kürdanımı aldım. Şimdi bakın şuraya batmıyoruz. Şuraya batmıyoruz. Bu bizim aşağıya batacağımız sıranın şeyi. Şuraya kürdanımı takıyorum. Ki kafamız karışmasın. Sonra eliniz alışınca zaten kürdana da gerek kalmayacak. Bir taneyi atlayıp buraya kürdanımı taktım, tığımı doladım. Bu atladığımın hemen altına bakın, buraya değil, buraya değil, tam bu en alta kadar iniyoruz. Şöyle bakıyoruz. Hatta bu kürdanı da şöyle yapayım da daha rahat olsun. Şu atladığım sıranın en alt şuraya, şu iki trabzan arasına batıyoruz. İki trabzan arasına batıyoruz. Buraya battım bunu buradan aldım yukarı çektim ama burayı tabi biraz şöyle sıkıyoruz bir daha söyleyeyim şurası şuradan itibaren bakın bu atladığımızın altı bir altı ve şu iki tane trabzanın arasına batıyoruz şuraya batıyorum buradan bunu alıyorum yukarıya kadar çekiyorum. Ve bunu sıkı bir şekilde şöyle yapıyorum. Daha sonra hiç zincir çekmiyoruz. Bu kürdanı taktığım yere alıyorum. Tığımı dolayıp yine aynı mantıkla devam ediyorum. Yani 12 13 tane yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bakın şimdi bunu şöyle siz bunları bunu bu modeli zaten Selanik e, örgü e, modellerinde görmüşsünüzdür ama dediğim gibi bunu ben kendi e, tığla nasıl yaparım diye düşünerek bu şekilde bir model ortaya çıktı. Çok da sevdim çok da güzel oldu ve bununla yelek ve hırka yapmayı e, birlikte örmeyi e, tercih ettim. Şimdi yine bakın 13 tane e, tekli trabzanımı yaptım hemen kürdanımı alıyorum bir taneyi atlayıp hemen yanındakine batıp şöyle yapıyorum sonra şurayı da çok şöyle yapıp şimdi buradan hemen şu ve bu ve buraya kadar yani bunun hizasında en alttan yani 1 2 3 4 5. trabzana onu söylemeyi unuttum 5. trabzana şimdi bu, bu 1 2 3 4 ve 5 5. trabzanın tam şuraya batıyorum iki tane trabzan arasına batıyoruz. Şuraya değil iki, tra, iki tane trabzanın şu araya batıyorum. Beşinci trabzana aşağıya kadar inip bunu buradan alıp şöyle sıkı, sıkarak yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Bu kürdan taktığım yere şu şekilde devam ediyorum. Yine 13 tane yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane yapıyorum hemen bakın birinciyi atlı bu bir tane atlayıp buraya kürdanımı şu şekilde takalım bakın tam şurası bizim yapacağımız şey şöyle takarsanız şu iki araya batacağız bakın şuraya yani şu boşluğu şu boş bıraktığımız trabzanın altındaki zaya 1 2 3 4 5. trabzana tığımı doluyorum ve şuraya batarak bunu buradan alıp yukarıya kadar şöyle çekiyorum ve çek yapıyorum ve hepsini birden çekiyorum kürdan takmamızın sebebini söyleyeyim tığımı doladım şimdi bakın burada da gözüküyor görüyor musunuz bunu atlıyoruz ya şuradan alıyoruz bu ilmeğimizi eğer buraya batarsak ilmek sayımız çoğalır. O yüzden kürdan takıyoruz ki ilmek sayımız çoğalmasın. Şimdi bu kürdanın olduğu yere bakın buraya batacağım. Hemen kürdanımı şöyle çıkarıyorum. Kürdanımın olduğu şuraya bakın yere batarak devam ediyorum. Şimdi yine 13. 13 tane trabzan bir tane de alttan alarak modelimize devam edeceğiz. Ben bunu sıranın sonuna kadar o şekilde yapayım. Bakın modelin güzelliğine. Bunu 5 e, sırayı öreceğiz. 1 2 3 4 5. 6. sırada yapacağız. Bu ilk sıramız hariç. Bakın modelin güzelliğine. Şimdi ben bunu e, biraz e, yapayım. E, ondan sonra sıranın sonunda yeniden buluşalım. Evet arkadaşlar ben bağlamalarımı yaptım. Bakın buradan 12 tane ördüm. Ondan sonra buraya bir tane bağlamayı yaptım. 13 tane ördüm. Yine bir tane bağlamamızı yaptık. Ve toplamda kaç bağlama yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonunda da 11 tane benim trabzanım kaldı. Tekli trabzanım. Şimdi buradan e, sonrasını beraber devam edelim. Şimdi iki tane zincir çektim, döndüm ve yine aynı şekilde bakın, hepsine tek tek batarak devam ediyorum. Şu şey yerini de e, anlatalım. E, bağlama yere geldiğimiz zaman da aynı bu şekilde bunu 5 sıra öreceğiz. 6. sırada yine bağlama yapacağız. Tabi bu arada şu anda en alta kadar indikten sonra yaka yakada V yakamızı yapacağız. Dönerek gidip gelmelerle V yaka yapacağız. Modelimizi tam bel hizasına ayarlayacağız. Hepsini anlatacağım. Şimdi bakın buraya kadar normal geldim. Buradaki yine bakın şunlara tek tek aynı şekilde batıyoruz. Sayımız azalmasın. Eğer siz de şeyse şimdi bunu yaptıktan sonra bu sırada da kaç zincir çektiyseniz o kadar sayınız var mı yok mu diye bu trabzanlarınızı sayarak da yapabilirsiniz. Kürdan takmamızın sebebi o aradaki tek boşluğu bağlama yaparken onu sağlıyoruz ama arada yanlışlıkla battıysanız fazlalaşmasın ilmekleriniz veya eksilmesin iki tane de atlayabilirsiniz o yüzden Biraz kürdan takarak yaparsanız çok rahat edersiniz. Sayınız değişmez. Şimdi bunu bu şekilde en alta kadar ineceğim. En alttan sonra yaka gidip gelmelerimize başlayacağız. V yaka bir çalışması olacak. Şimdi bakın şu bağlama yerine geldiğimizde şöyle önden de göstereyim. Bakın buraya 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 yani bütün ilmeklerimize aynı yine tek teline batarak modelimize devam ediyoruz şimdi ben bunu aşağıya kadar ineyim etek ucuna kadar Burası bizim yaka kısmımız olacak aşağıya kadar ineyim sonra beraber yaka dönüşlerimizi yapalım şimdi ben bunu buraya geldikten sonra aşağıya doğru bakın şurada Batmayı gösterdim. Bunu aşağı kadar indim, buraya kadar indim arkadaşlar. Buradan iki zincir çektim. Yeniden devam ediyorum örmeye. Şuraya kadar geldim. Yani e, şu bağlamayı bitirmiştik ya. Burada bitirdik. Şurunu, şu sıramızı örüyoruz. E, az önce onu anlattım. Şuralara da batmasını. Bunu tam aşağı kadar an, e, geldim. Bakın buraya kadar geldim. İki zincir çekip Geri yukarıya kadar çıktım. Yani ikinci sıramdayım. Bağlamadan sonraki ikinci sıradayız. Şimdi burada yaka dönüşümüzü yapacağız. Bu yaka dönüşünü nasıl kendi bedenimize göre ayarlayacağız. Yani e, yakanın şurada bir V yaka olacak. Arkadaşlar V yakanın e, şeyini göstereceğim. Herhangi bir yeleğiniz olur. Hırkanız olur. Bedeninize giydiğiniz hazır da olur. Veyahut da ördüğünüz de olur. Bakın bunu bu şekilde koyuyoruz. Bu benim ördüğüm yine YouTube kanalında anlattığım tığla modelli selanik yelek ve hırka diye ben bunu da anlattım şimdi bunun şurada ben yaka dönüşlerini buradan başlamışım bunu da uzunluğunu şöyle bakın bunun uzunluğu şurada şöyle ben bunu buraya alıyorum ve ben bunun biraz daha uzun olmasını istiyorum birazcık daha uzun yaptım yani siz hani benim e, 150 ilmek zincir çektim ya siz 160 170 çektiniz. E, yine aynı bu şekilde şey yapacaksınız. Şuradaki sadece dikkat etmeniz gereken bu yaka dönüşünde şurada benim şunun şöyle gelecek ve buradan da enseye dönecek. Bakın şurası bizim ensemiz. Şurası kol. Bakın şurada omuz dikişimiz var. Omuz dikişimiz var. Bunu şöyle yapacağım ve bunu burada burada en, arkaya enseye dönüş yerimiz var şu şekilde şurası omuz yani herhangi bir yelek veya hırkanızı böyle yayıyorsunuz ve bunu ben bunu buradan dönersem bu bana yeterli diyorum ve şu şekilde boyunu da tabi soruyorsunuz ben şu ilmek başladım kaç olur ilmek sayısı o yüzden hani yine de verdim ben 150 ilmekle, 150 zincirle başladım ama 160-170 olur. Boyunu ayarlarsınız. Şu yukarıdan, şöyle yukarıdan ölçersiniz. Tam ensenin, bakın şu ensenin ortasından bu şekilde ölçüp bunu, şurası yaka, pardon omuz, şurası omuz, burası da V yakamızın olacağı yer. Şöyle ölçüm. Benim bakın buradan itibaren kesmeye başlayacağım. Yani şurası, bakın şu V yakanın kesim yeri. Şöyle daha iyi gösterebilirim herhalde. Şu şekilde tam şuradan itibaren ben bunu keseceğim. Herhalde anlatabilmişimdir. Herhangi bir giydiğiniz yele kırka olur. Hepsine bunu bu şekilde ölçebilirsiniz. Ben buradan itibaren saydım benim 85 tane ilmeğim var burada. Yani ben sayarak e, geldim. 85 ilmeğim olmuş. Geriye kaç kaldıysa artık. Yani e, siz de bu şekilde e, ayarlayabilirsiniz. Şimdi 85 tane ilmeğime geldiğimde burada geri dönüş yapacağım ki e, V yakayı yapalım. Yine e, trabzanımı yaptım. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine de bir tane kaydırma yapıyorum. 85'ti, 86 ve 87 oldu. Şimdi burada geri dönüyoruz. Tığımı doluyorum. Bu kaydırma yaptığıma batmayacağım. Dönüyorum bakın. Kaydırma zincir falan da çekmedim. Şu kaydırma yaptığıma batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bu şekilde. Kaydırma yaptığıma batmadım. Yanındakine battım. Yani 86 ilmek oldu. E, şuna batmadığım için. Şimdi dönüşte zaten yine onu anlatacağım Şimdi bunu yine aşağıya kadar iniyorum, e, etek ucuna kadar. Bu tarafı bizim yaka bölümümüz. Bakın, şu şekilde yaptım. Kaydırma yaptım, kaydırma yaptım, abatmadım, diğerine battım. Zaten daha yapacağız burada. Onları bir daha gösteririm. Şimdi bakın üçüncü sıramızdayız. Bu bağlamadan sonraki arkadaşlar bir sıra burada yapmıştık. İkinci sıra ve bu üçüncü sıramız. Şimdi yine aşağı kadar ineceğim. Dördüncü sıramızda yine aynı işlemimizi işlemimizi yapacağız. Ben bunu aşağı kadar ineyim. Ee, daha sonra iki zincir çekip dönüp yine buraya gelelim. Buraya kadar gelelim. Şimdi aşağıya kadar ördüm, iki tane zincir çektim, etek ucu burası. Yukarıya doğru geldim, dördüncü sıramdayım. Şimdi şeyden sonra bu bağlamadan sonra bir sıra tamamen hepsini aşağıya kadar ördük. Daha sonra iki zincir çektik buradan geldik ve bu ilk dönüşümüzü yaptık. 85 ilmek ördüm, 86. ya bir sık iğne yaptım, 87. ye ya bir kaydırma yaptım. Daha sonra kaydırma yaptığıma batmadan yanındakine batarak aşağı kadar indim. Sonra iki zincir çektim ve yukarı kadar geldim. Herhalde anlatabilmişimdir. Şimdi burada devam ediyoruz örmeye. Sayarsanız benim aşağıda 86 bununla bu da 86 olacak. Şimdi bakın buraya kadar geldim. Şuradakini unutmuyoruz. Bakın şurada bir tane var. Bakın şöyle baktığımızda, şöyle çevirdiğimizde burada zaten kendini gösteriyor. Buna da batıyorum. Şimdi kaydırma yaptığımızda batmadığımız için hani batmadan atladıp e, sadece sık iğneye batarak devam ettik ya tığımı doluyorum bu kaydırma yaptığımıza batıyoruz bakın batmadığımız için ona batıyoruz 1 2 3 3 tane yaptım. Dört. Dört tane yalancı sık iğne yani tekli trabzan yaptım. Bu kaydırmayı yaptığımız yere de batarak. Şimdi bir tane sık iğne bu beşinci oluyor. Bir, iki, üç, dört. Bu sık iğne 5 Buraya bir tane kaydırma. Yani dolamadan bu şekilde giriyorum ve bu şekilde kaydırıyorum. Hemen dönüyorum. Zincir çekmiyoruz. Tığımı doluyorum. Bu kaydırma yaptığıma batmadan yanındakine batıyorum. Yani sık iğnenin tepesine batarak yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu da ikinci dönüşümüzü yapmış oluyoruz. Bu da beşinci sıramız arkadaşlar. Zaten altıncı sıramızda modelimizi kuracağız. Yine ben bunu aşağı kadar öreceğim. Bakın Bu ilk dönüşümüzdü. Şimdi ikinci dönüşümüzü yaptık. Ben bunu aşağı kadar öreyim. Sonra yeniden buraya gelip yeniden buluşalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu en son bağlamamızı yaptıktan sonra buradan aşağı kadar geldik. Burada iki zincir çektik yukarıya geldik. Buradan ilk dönüşümüzü yaptık. Sonra yine aşağıya kadar geldik. Yine iki zincir çekip yukarıya geldik. İkinci dönüşümüzü yaptık. Daha sonra buraya geldik. Ve yine iki zincir çekip yukarıya çıktık. Yani toplamda bakın şu e, şeyi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptık. Bu 6. sıramız. Yani buradan da üçüncü dönüşümüzü yapacağız. Şimdi burada e, şeyimizi yapacağız. E, e, bağlamamızı yapacağız. Şimdi o bağlamamızı yapmak için bunu e, şeyini e, şuradan ayarlama, ayarlamamızı yapacağız hemen şöyle göstereyim şimdi Şuradaki bağlamamızı yaptık bağlamamızdan sonra sayıyoruz şu bunun üstündeki şu bakın şuraya geldim 1 2 3 4 5 6 tane bakın 6 tane burada var 7 şurası bakın 7 yedinci. tam 7 buraya batacağız buraya batacağız buradan sonra da 1 2 3 4 5 6 kalacak bakın 7. bağlama yani e, onu o şekilde ayarlayacağız bakın şuradaki bağlamanın şurada bağlamayı yaptık onun üstündeki bu ters sıraya geliyoruz bu düz sıramızda bağlamayı yaptığımız bu da ters sıramız buraya bur şunu saymıyoruz bakın bu bağlamanın tepesindeki ondan sonrasını sarıyor, sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 Yedincinin arkadaşlar bu yedincinin şurasındaki bakın şeye batıyoruz şuraya ee, batma yeri buraya olacak şuraya batacağız. Şimdi buradan da şunu atlayıp şuraya e, şeyimi takıyorum ki karıştırmamak için şöyle takıyorum tığımı doluyorum ve buradan yeniden bakın beraber sayalım şu ters sıramızı sayacağız. Şu haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin şurasına batacağız. Tığımı doladım. Tığımı doladım. Bakın şuraya batıyoruz. Zaten buradaki şu 7. olan tam onun üstündeki buraya batarak bunu alıp yukarıya çıkarıyorum. Ve yalancı sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra kürdan taktığım yere geliyorum ve buradan da

Hemen buraya şeyimi takıyorum. Şu hariç şuna bir tane atlıyoruz. Şöyle düşmesin. Şöyle taktım. Tığımı doladım. Şimdi buradan bakın şu bağladığım şu bağladığım sıra onun üstündeki ters sıraya yani şu şunu tam bakın bağlamanın üstünde bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedincinin şuraya batıyorum. yedincinin şurasına batıyorum. Tam tepesindeki yere batarak devam ediyorum. Bir, iki, üç. Şundan bahsetmedim. Şimdi arkadaşlar bunu isterseniz hepsine de yapabilirsiniz. Ama ben bunu korsajlı gibi olacağı için tam e, böyle e, belin e, bele denk gelecek bölüme yapmayı uygun gördüm alt tarafı daha düzgün dursun daha böyle hani kalçası olan olur göbeği olan olur biraz daha böyle şey olsun diye bu şekilde düşündüm şimdi şuradan kaç tane bıraktım Benimki 150 zincirle başlamıştık onu saymayı unuttum başta söylemeyi unuttum şimdi bakın buradan kaç tane şey yapmışım 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47 tane, 47 tane ilmek, pardon trabzan yapıp daha sonra ilk bağlamamızı buraya yaptık. Daha sonra 13 tane ördük. Yine ikinci bağlamamızı yaptık. Şimdi üçüncü ve son bağlamamızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hemen bir taneyi atlayıp ikinciye bunu takıyorum. Tığımı doluyorum ve yine bu bağlamanın üstündeki şu ters gittiğimiz sıra yani şu bağladığımız sıra şu ters gittiğimiz yukarıdan da 1 2 3 4 5. sıramız oluyor. Bu şu hariç 1 2 3 4 5 6 şu 7. 7.'nin tepesindeki bakın şu 7. şuraya batıyorum. Sonra devam ediyorum. Şimdi üçüncü dönüşümüzü yapacağız. Buraya üç tane bağlama yaptım. Ama sizin hani daha büyük yaptıysanız, gerçi bu bel kısmını bu kadar yapmanız yeterli. Bu yaptığımız koltuk altının hemen koltuk altından itibaren olacak. Şimdi şöyle. geri dönüş yaptığımız yaka kısmına geliyorum. İpiniz eğer belki incedir daha fazla e, şey olabilir. E, belki siz e, sizin hani e, şeyiniz e, burada da kurtarabilir. Benim bakın burada yaptım. En son bağlamamı. Şimdi buradan geri dönüş yapacağım. Siz o zaman e, şu e, ilk bakın şu ilk geri dönüşü yaptığımızın hemen altından e, yaptım. İkincisi benim burada olacak. Yani ee, öbür bağlamamız burada 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 ve burada olacak yani e, birinde 3 olacak diğerinde 4 bağlam olacak 3 4 3 4 diye gidecek bu bağlamalar şimdi buraya geldim bakın buradaki en sondakini de bunu da alıyorum şunu alıyorum şuraya kaydırma yaptığımıza batıyoruz 1 2 3, 1, 2, 3, 4 tane yapıyoruz. 5. sık iğne yapıyoruz. 6.'da kaydırıyoruz. 5. evet, 6. da kaydı, 2, 4, 5 ve 6. da kaydırdık. Hiç zincir çekmeden dönüyoruz. Kaydırma yaptığımızda batmıyoruz. Sık iğne yaptığımızın Arkasının tek teline batarak devam ediyoruz. Şimdi yine 5 sıra e, öreceğim arkadaşlar. 6. sırada diğer bağlamamızı yapacağım. E, bu e, yine e, buradan da e, yakaya kadar bu 4 e, örüp 4 tane e, tekli trabzan, bir tane sık iğne, bir tane kaydırma yaparak da buraya kadar geleceğim. Yani yakayı şöyle bakın, şöyle bakın. Buradan yakayı bu şekilde hafif böyle yuvarlayarak pardon V yaparak devam edeceğiz. Ben bir örüp geleyim sonra yeniden görüşelim. Şu bağlama yerine dönüşünü bir daha göstermek istedim. Dönerken şuraya batarak bakın şu bağladığımız yerdeki bakın buradakilerin hepsine tek tek batıyoruz. Arka telinin tek telini alarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben e, bunu e, yapayım yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar, burada bir iki üç tane bağlama yaptık. Şu e, şeydeyiz e, geri dönüşleri yapıyoruz. Ben yine gittim geldim ve aynı şekilde e, burada e, ilerleyerek V yakamın kesimine devam ettim. Şimdi ikinci bağlamalarımızı yapacağız. E, daha doğrusu e, şu. E, İlk baştakini saymıyorum. O yüzden burada 3 e, oldu. 3 bağlama yaptık. Şimdi buraya da bağlama yapacağız. Bu korsaj gibi e, tam sadece bel ortasında olacak bu bağlamalar. E, i̇sterseniz tamamını da yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde sadece e, belin ortasında olsun istedim. E, şimdi ben şuranın ben metresini vermemişim. Onu aklıma geldi. Hemen onu da vereyim. Bakın şu önce şeyi vereyim. E, ilk dönüşü yaptığımız yer şuradan dönmüşüz. 48 50 50'den dönmüşüz. ilk dönüş arkadaşlar benimki 48 49 50'den dönüş yapmışım ben. Şuradan dönüş yapmışım. E, şuradaki ilk bağlamayı da ben şöyle yapıyorum. 26 santimden e, ilk bağlamamı yapmışım ve 3 tane bağlama yapmışım. Tabi bunların tam ortasına denk gelecek şekilde ayarladım. Burada da bakın 1, şimdi şu bağlama 1, 2, 3 3. bağlamayla dördüncü bağlamanın arasından ilk bağlamamı yapmışım. Şimdi e, buradaki e, devamını e, şey yapacağım. Devamını bağlayacağız. Burada da bakın şu bağlamanın şuradaki ortadaki bunun şunun 1 2 3 4 5 6 şu yedincinin tam bunu da hizasına bakıyorum şurası. Hemen buraya boş geçeceğim yere kürdan veya böyle e, şey de e, takabilirsin. Şurası boş olacak. Ben buraya batacağım. Şöyle e, şey yapıyorum. Burası boş. Buraya batacağım. Tığımı doluyorum tam onun bir tane daha yapmam lazımmış o zaman bir tane buraya atlıyoruz çünkü bakın şu şurası benim şey yapıp o bakın buraya denk geliyor şöyle tam hizası şurası şun şuradan itibaren sayıyoruz şundan 2 4 6 bu 7. Yedinci, yedincinin tepesine buraya batacağım Şurayı biraz hafif böyle e, sıkı tutarsanız tam buraya batıyorum. Hafif böyle burayı sıkı yapıyorum. Sonra devam edeceğim. Şuraya batmam gerekiyor. Onu da buraya batarak bunu artık işim bitti. Daha sonra yine 13 tane yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yine birini atlıyoruz bir diğerine şöyle yapayım da batıyorum hemen buradan bakıyorum şuradan da olur buradan da olur nereden isterseniz oradan sayabilirsiniz şunun şuradaki bağlamanın bakın şuradaki yine ters olandan 1 2 3 4 5 6 şuraya Şuraya batıyorum. Altıdan sonrakine batıyorum. Yedincinin tepesi oluyor. Tığımı doluyorum. Bu devam ediyorum. İki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 Yine bir tane atlıyorum boş bırakıp diğerini şu şekilde yapıp buradan da şunun bakın şunun şu ters sıramıza buraya değil ters sıramıza şu hizamıza bakıyoruz şuradayız 2 4 6 şuraya batacağım 7'nin tepesindeki şuraya batıyorum sıkılıp sonra bu koyduğum yine 13 tane. Şimdi burada 3 tane bağlama yaptım. Şu bağlamaları da düzeltelim. Bir tane de tam şu şey şuraya yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bu da son bağlamamı yapacağım. Şuraya batacağız. Tığımı doladım. Burada şey olmadığı için buradan sayacağım. Fark etmiyor yani. Şunun bakın şu bağlamanın tepesindeki ters olan ilmeği tutuyorum. Bundan sonra 2 4 6 şu yedincini şuraya batıyoruz. Yedincinin tepesine batıyoruz. Şöyle bakın arkadan da bu şekilde. Daha sonra bunu çıkartıp şuraya batacağım. Yoksa buraya batarsınız. Eğer onu koymazsanız arkadaşlar bakın arada bir tane boşluk bırakıyoruz ki bunu aşağıdan e, gel, gelen ilmeğe denk geliyor. Yoksa ilmek sayınız artar. Şimdi bunu normal olarak yukarıda gene geri dönüşümü e, yaparak V yakamın oyuntusunu ayarlıyorum. Şimdi bununla 4-5 sıra işimiz yok. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi burası buraya kadar e, şey yaptık. E, i̇lkini 1 2 3 bağlama yaptık. Şimdi bir aşağıdan başladım. 1 2 3 bağlama. Artık bağlama yapmayı buraya geleceğim. Yine zaten buraya anlattıydım. Yapıp geri dönerek 5 lira yapacağım. Bir sonrakinde 3 tane yapacağım. 1 3 bağlama, 1 4 bağlama olacak. Şimdi şu bütün hepsini yaptıktan sonra 3 bağlama yaptık. Yakamızı şuramızı e, oyarak devam ediyor ettik. Daha sonra şimdi de dört e, tane bağlama yapacağım. Bu yaka oyuntusunu yaparak şuraya kadar geleceğiz. Şimdi ben bunu e, biraz öreyim. Ondan sonra yeniden buluşalım. Şimdi arkadaşlar, bakın bunu e, ben. E, bir üçlü burma yaptım. Sonra dörtlü burma yaptım. Şimdi yine üçlü burma yapacağım. Sadece şu dediğim gibi şu e, tam bel e, kısmında olacak bu e, bur, e, bağlamalar. Şimdi hemen şeye geldik. Şuraya kadar öreceğim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir daha videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında birinci bölümden sonuncu bölüme kadar izleyerek yapabilirsiniz. Benim YouTube kanalım izleyerek yaptığınız çalışmalar resimlerini Instagram sayfam Örgü Hocam YouTube'a gönderirseniz ben de paylaşım yaparım. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alan arkadaşlarımıza da bir faydamız olsun. Şimdi şuradan bakıyorum. Şunu e, bağladığımız yer bir üste 1 2 3 4 5 6 7'nin şuraya batacağım ama öncelikle şeyimizi takmadık bir tane fazla yapmışım şöyle bakıyorum bakmış bakın şuraya ben bağlayacağım bunu şöyle yukarıda o sıranın boş olması lazım yani şurası Ben şunu buraya takıyorum şuraya şey yapacağız. Bu taraftan da sayabilirsiniz. Aynı şekilde 2, 4, 6, 7. Yedincinin tepesine batacağız. Bunu biraz şöyle sıkarak yapıyoruz. Acele ettikçe şey oldu. Ha. Şimdi Buraya Devam ediyoruz Şimdi burada 3 tane yapacağız arkadaşlar 3 3 tane e, bağlama yapacağız 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hemen birini atlıyorum ikinciye bunu takıyorum tığımı dolayıp yine buradan şunu 2 4 6 7 2 4 6 7 bunu sıkarak bağlayıp sonra devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sonuncuyu yapıyoruz. Bir tane atlayıp takıyorum. Buradan da sayarak 2 4 6 7. burada. Sıkarak alıp bunu buraya bağlıyorum. Ve şimdi e, arkadaşlar e, ben e, şundan bahsedeyim. Şimdi bunu bu şekilde e, ilerleyeceğiz Bir tane dört tane dört yapacağız. Bir üç. Yine beş sıra öreceğim. Altıncı sırada yine aynı şekilde 3 yaptığım bağlamayı 4 yapacağız. Şimdi e, şundan bahsedeceğim. Burası e, şu şu şey. E, yaka oyuntusunu arkadaşlar ben bitirdim çünkü benim bedenimin bedenime e, bu e, şurası benim bakın yaklaşık olarak 18 santim oldu burası şimdi e, o yüzden ben burayı e, artık yaka oyuntusunu yapmadan düz gideceğim ve burada sadece arka yaka için e, mesafe bırakacağım burayı şu gidip gelmeye yapmayacağım sizde yakanız için e, burası eğer size 17 santim 18 17 santim gibi bir şey kaldı burada benim bundan sonra da çünkü e, omuzu öreceğiz şöyle bir omuz genişliğimiz olacak şöyle düz gideceğiz daha sonra da zaten koltuk altı kesimini yapacağız şimdi bundan sonra ben e, düz yapacağım ama siz e, şimdi benim bu yaptığım e, 38 40 42 hatta 44'e bile olabilecek bir e, hırka, e, yelek ve hırka arkadaşlar eğer siz 44-42 üstüyseniz burayı bir kere daha gidebilirsiniz. Ben kaç defa gitmişim hemen onu sayalım. Şuradan say sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere ben burada yakaya gidip gelmeler yaptım. 8'den sonra artık dümdüz gideceğim. Şuraya kadar gelip şurayı da bir göstereyim size Şimdi bakın bu 8 kere ben gidip geldim döndüm Şimdi artık gidip gelmeyeceğim En son bakın şuraya da batmayı unutmuyoruz şuraya şu şekilde dönerek Buraya batıyorum Şuraya da batıyorum şu kaydırma yaptığımıza da batıyorum Normalde mesela 1 2 3 4 tane e, tekli tırabzan veya yalancı sık iğne bir sık iğne bir tane de kaydırma yapıp dönüyorduk. Hiç zincir çekmeden kaydırmaya batmayıp diğerlerine yine aynı tekli trabzan veya yalancı sık iğne yaparak devam ediyorduk. Şurayı hatırlatmak istedim. Şimdi burada direkt olarak e, ben artık dümdüz ilerleyeceğim. Çünkü bu genişlik benim yeterli. Çünkü daha omuzdaki bölüm var. Orayı yapacağız. Sadece şuradaki şeyi şurada bir yaklaşık olarak şöyle bir bakayım kaç ilmek bırakacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 16 16 döbür tarafta olacak bu kadar ilmek bırakacağım arkadaşlar yani buradan şimdi artık iki tane zincir çekiyorum dönüyorum burası artık omuzumuz şu hemen dibine bakın şuraya dibine batarak devam ediyorum aynı etek ucundaki yaptığımız gibi burada da bunu omuz genişliğimiz kadar öreceğiz yaklaşık olarak olarak 9-10 santim gibi düşünün. Burayı şöyle şu kadar öreceğiz. Ondan sonra zaten e, şeye koltuk altı kesimine başlayacağız. Yani ben burada iki tane daha dönüş yapabilirdim e, benim e, bedenime göre. Ama bu e, yeterli oldu. Bunu e, siz de aynı sayıda benim de başladıysanız 46-48 bedenler böyle yapabilir. Biraz daha yani buradan geri dönüşler yaparak Bedeninizi genişletebilirsiniz Zaten koltuk altında da anlatacağım Beden genişliği Omuzda da yapabilirsiniz Çünkü beden büyüdükçe omuz da genişlediği için Omuzda da iki sıra fazla yapabilirsiniz O şekilde de bedeninizi ayarlayabilirsiniz Şimdilik bakın bu şekilde Ben şimdi bunu Aşağıya kadar örüp geri geleceğim Ve e buradaki şu e, şeylerimi de e, yapmaya devam edeceğim bağlamalarımı. 3 4 yaptım. 3 yaptım. 5 sıra öreceğim. 6. sırada eee burada 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 ve burada yine 4 bağlama yapacağım. O şekilde eee koltuk altına kadar ilerleyeceğim. Şu omuz mesafesini şöyle bir 8 10 santim yapayım ben. Ondan sonra e, yeniden buluşalım. Bakın etek ucu da bu şekilde şu zaten ön bandı olacak yer Arkadaşlar böyle bir e, bu şekilde devam ediyoruz şöyle göstereyim bakın şurası tek bir ön bandında şurası bu şekilde düz gidecek sadece şurasında bağlamalarımız olacak şimdi ben bunu biraz yapayım sonra yeniden görüşelim Evet arkadaşlar ben bu önü bitirdim. Sadece şimdi koltuk altındaki oyun oyuntumuz var. Onu yapacağız. Bakın şöyle. Burasında modelimiz yok. Şu şekilde bir karış kadar yaklaşık olarak. Daha sonra burada modelimizi uyguladık. Bu da hafif burayı bakın topluyor. Burası biraz daha şey açık. Burada da güzelce kesimlerini yaparak şeyimizi ön bedenimizin bitirdik. Sadece koltuk altı kaldı. Şöyle bakarsanız çok güzel oldu. Şöyle bakın. Şurası omuz genişliğimiz. Omuza ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra yaptım. Buradan da şöyle modelimizden sonra Dur bakın şundan sonra 1 2 3 sırayı e, çalıştım. Şimdi e, şey sırasına geldim. E, koltuk altındaki e, kesmelerimizi yapacağız ve daha sonra e, kesmeden sonra arkaya dönüp arkayı yapacağız. Bütün halde olduğu için bu e, şimdilik e, bu burada bırakalım. Video çok uzun olduğu için birkaç bölümde yapmayı planlıyorum. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Instagram'da da örgü hocam YouTube sayfamın adı. Oraya da bekliyorum. Burası omuz. Bakın bu da yakaya şu şekilde dönecek. Burası da arka yaka arkadaşlar. Şöyle bakarsanız daha iyi anlaşılır. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.